GTA 5 Gizem Araştırmaları serisinin 3. videosuna hoş geldiniz. Bugün Redman'i inceleyeceğiz. Şimdi videoya girmeden önce hemen burayı göstereceğim. Burasını bulmak için biraz uğraştım. Açıkçası internette bir yerde göremedim buranın neresi olduğunu. Böyle dışarı çıkayım. Aynen. Şimdi bakın. Olay burada. Şimdi ben buraya bir ilgi noktası koyacağım. Hem bir tane. Burada var. Tamam. Şu yol. Bildiğin San Andreas'ın göbeği. Los Santos'un göbeği San Andreas değil. Şurada bir Ponson Boys denilen bir şey var. Kıyafet dükkanı. Yani Los Santos Custom'ın sağ çaprazında şu şey var. Şu yol var. Bildiğin şu yol. İşte hemen bu yolun içinde. Şurayı normal araçta ben geçtim. Küçük dubalar vardı. Şimdi ben buranın içine bir araç ile gireceğim. Şimdi burada oyuncular içinde bazı canavarlar falan olduğunu söylüyor. Buraları araştıracağız. Evet, burada aracı bırakacağım. Pek araçla girmeyelim. Çünkü ses duymamız gerekiyor ve ses duymak için sessiz olmamız gerekiyor. Evet, şimdi buraların fazla bir özelliği yok. Görevde kullanılmış bir yer. Spoiler vermiş olabilirim yani şu an söyleyeyim. Jewelry Store Jewelry Store görevinde burayı kullanıyorduk. Burada bir soygundan sonra kaçış mekanımız burasıydı. Şimdi burası yapım aşamasında olan bir kanalizasyon gibi bir yer. Bir yeraltı yeri. Yani tam ne diye tren istasyonu falan yapılacak buralara büyük ihtimal. Öyle delikler açılmış. Buradan kapılar falan açılmıyor. İşte her yeri kontrol edeceğiz. Ben şimdilik biraz susayım. Bu Redman denilen canlı fare adam, bildiğin fare adam, sıçan adam gibi bir şey oluyor. Farelerle alakalı bir şey ve burada bir mekan var. Ben de buraları sizinle birlikte ilk defa gezeceğim. Daha önce burada bir araştırma yapmadım. Hemen buradan atlayalım. Bu tünellerden birine yavaştan gireceğiz ama ilk önce buralara biraz bakalım. Kesici biçici aletler var. Yani burada bir canlının yaşaması yeraltı. Sonuçta burası bir yeraltı ve insanlardan uzak bir yer. Hani genelde bu kertenkelelerin falan böyle tasvir edildiği yerler böyle yerler. Şuradan bir bakalım. Şimdi tuttuğumuza rağmen aydınlatılmıyor. Yani bazı Spider-Man filmlerinde falan da yer altında bazı kertenkelemsi canavarlar olduğu söylenir. Fareler zaten hani bu tür kanalizasyonlarda falan çok görülüyor. Fareler aslında her yerde yaşayabiliyor galiba. Tam fareler hakkında bir şey bilmiyorum fazla ama hani galiba öyle. Yani burada da yaşıyor olabilir. Şöyle gidelim yavaştan. Şey tutmamıza gerek yok. Videonun herhangi bir kısmında bir şey görürseniz saniyesiyle süresiyle birlikte atarsanız çok güzel olur yorumlara. Ve burada gördüğünüz gibi çiviler falan var. Hiç gerçekçi yapılmamış ama var. Burası yeterince aydınlatılmış bir mekan. Yine de biz ışığımızı açalım. Bu arada etrafı biraz karanlık yaptım ki biraz ambiyansı güzel olsun. Bu
Orası çok büyük bir kanalizasyon sistemi, yani tren istasyonu falan yapılabilir veya kanalizasyon da olabilir. Tam olarak buranın ne olduğunu bilmiyorum. Ama bakılırsa buralara farklı şeyler yapılıyor. Bunlar büyük ihtimal şeyleri kazabilmek için gereken eşyalar. İşçilerin giydiği elbiseler. Bazı demir parçaları. Yine aynı kasadan var burada. Kereste fabrikası gizeminde Slenderman'i incelemiştik ve orada aynı konteynerden ve aynı yazıdan bulunuyor. SAC ne demek bilmiyorum. Büyük ihtimal hani oyuna şey diye konulmuş. Hani malzeme kutusu gibi bir şey. Burada bir matkap var. Ron denilen bir sıvı var. Yani bazı aletler falan var işte burada. İşçiler burada eşyalarını koyup gitmişler. İçinde insan göremiyoruz. Burada uzun zamandır büyük ihtimal yapım aşamasına ara verilmiş. Yani tavanda tahtalarla döşetilmiş. Büyük ihtimal çökmesin diye. Bunlar tahta mı tuğla mı? Tuğla galiba. Aynen. Tahta değil. Ama yukarıdakiler tahta. Yani şu an tabii bir tahta yok ama. Burası büyük ihtimal bir kanalizasyon. Evet, gördüğünüz gibi fareler burada, bir sürü fare var. Gördüğünüz gibi. Gelin fareyi inceleyelim diyecektim ama maalesef yokmuş. Yukarıdan, buradan tren geçiyor. Evet, burası bir tren istasyonu şu an. Burayı da inceleyeceğiz elbette. Pillbox North. Peki, Kuzey Pillbox istasyonu burası ve halen kullanılmakta. Ama burada bir durakta duranlar yok. Yani buradan aktarma yapılıyor büyük. Buradan şu şekilde bir gidelim. Burada neler olduğuna bakacağım. Evet, burası hala yapım aşamasında. Ama hani gördüğünüz gibi bariyerler falan getirilmiş. Buraya hani halka açık, halka açılmaya yakın bir süreçte bırakmışlar. Peki buradan çıkabiliyoruz ama ben ilk önce bu yer altındaki o tüneli inceleyeceğim. Oradan nereye gidebileceğimize bakacağım. Power Metal. Zaten buradan geldik. Overheat, Leave Wires. Tamam. Burada, buralarda bu Red Fang'in olma ihtimali daha yüksek. Şu an sese çok dikkat ediyorum ve bir şey duyduğumu söyleyemem. Eğer... evet. Bir tren geliyor. İnsanlar hala içinde. Evet. Ve bu bir tramvay. Metro falan değil. Yani büyük ihtimalle. Orada şu an ışığımız hala açık duruyordu. Bir tramvay daha geliyor. Büyük ihtimal karşımızdan gelecek. Yani yok, gelmiyormuş. Peki. Ha, tamam.
Bu şeyden geliyormuş. Ben de bu ses nereden geliyor dedim. Ben tırstım da. O neydi? O neydi? Orada bir şey gördüm ha. Bir dakika, onun videoda bakacağım. Şurada bir şey çıktı sanki bir anda. Hani bir görüntü çıkıp gitti sanki. Tamam. Tamam, sakin olalım. Hayal görüyorum. Hayal görüyorum. Gerçek değil. Hayal. Büyük ihtimal şu ışıklardan biri bir bug'a girdi falan. Tamam, sakin olabilirim. Her şeyi bu türde şeylerle yorumlamamak gerekiyor. Bir asansör. Biraz dış kameradan oynayabiliriz. Şimdi ben bu konduktörü öldürmek istiyorum. Ben ne olacağını merak ettim. Ne olacağını merak ettim. Gitmeye devam ediyor. Çok tuhaf. Peki. Bu arada hızlı yürüyebiliyormuşuz elimizde silah varken. Ben bunu yapmıyordum. Biraz daha hızlı yürüyebiliriz en azından. Burada şey yapmaya gerek yok. Bazı yerlerde şu tür elektrik sorunları oluyor. Büyük ihtimal bakın hep bu taraftan geldiğine göre burada bir sorun olmuş olabilir. Buradaki sorunu düzeltmeye çalışıyorlar mı bilmiyorum. Belki oyunun başka bir kısmında bu sorunu düzeltmeye çalışan bir ekip vardır. Veya orada yapılan çalışmalar vardır. Oyun çünkü çok kapsamlı bir oyun ve ne zaman ne çıkacağını bilemiyorsunuz. Şimdi ben çalışan kısım burası olduğu için çalışmayan kısımda. Öbür taraf olduğu için özür dilerim, yanlışlıkla özel gücü kullandım. Bu taraftan gideceğim. Çünkü orada sürekli ses oluyor ve orada sürekli bir kıpırdayan bir cisim var ve Redman'in, eğer Redman cidden varsa burada olacağını düşünüyorum. Evet, şu an burada hiçbir insan yok ama burası şu an aktif bir tren metroymuş bu arada. Tramvaydaymış, metro istasyonu. Evet, baktığımız zaman bu da metronun şeyi. Hatta şu an arkamda bir harita var ve aynı şunun aynısından haritada arkamdaki haritada da var. Tabii şu an webcam olmadığı için haritayı göremiyoruz. Live Invader. Water Orçu. Burada asansör falan var. Yani burada pek olabileceğini sanmıyorum en azından. Burada da kolamız var. Bir kola... ne deniyor bu aletlere? Neyse. Ben buradan devam etmeyeceğim. Buradan yukarıya doğru çıkacağım. Exit. Trains Southbound. Peki güney tarafındayız. Bayas reklamlara. Bir sürü reklam var burada. Çok güzel yapılmış ama. Evet, şu an buradan çıkalım. Çünkü gizemi araştırmasını şu an burada sonlandırıyorum. Çıktık hemen buradan. Evet, burada trenlerin ne zaman geleceği falan yazıyor metroların. Peki buradan o zaman çıkalım. Elimizdeki silahı kapayarak. Şimdi şu şey varsayımı sunacağım burada. Araştırmam sonucunda. Şu ki
İçeride bir sürü fare var. Biz ne kadar bir tane görsek de kaldığımız zaman boyunca o sayı gitgide artacaktır. Eğer fareler burada varsa, hani Redman denilen fare adamın olabileceğini düşünmek tabii ki de olan bir şey. Şimdi benim o korktuğum ana gelirsek, bildiğin korktuğum an, o anda bir ışık, yani tam ne olduğunu bilmiyorum şu an, videoyu durdurup ona bakmadım ama bakacağım, merak ediyorum cidden. Orada eğer bir ışık orada yanıp söndüyse, orada bir figür görülme olasılığı var. Eğer bir figür görüldüyse, yani Redman zannedilebilir çünkü insanlar hani burada bunun olabileceğine inanıyorlar. Redman mitinin, kesinlikle bir mit, hani gerçek bir şey yok zaten, öyle bir şey sunamazlar. İçerisi karanlık. Figürler, yani diğer iki videoda, diğer iki gizemde söylediklerim gibi hortum gibi şeyler yok. Figürlere benzeyen eşyalar falan yok. İçeride hiçbir insan çalışmıyor ve çalışma ertelenmiş. Şimdi çalışmanın ertelenmesini baktığımızda biraz hani nedenini sorguluyoruz. Yani çalışma neden durdu? Bu koca iş neden yapılmıyor? Gece vaktiyle falan alakası olmayan bir şey. Sakin. Hani sabah da gitsek, gece de gitsek orada kimse olmuyor. Tamam, insanlar çok konuşuyor. Peki, yani bunu varsayabiliriz. Yine de tabii ki de dediğim gibi insanlar gördükleri şeyleri iddia ediyorlar. Ve elbette bu gördükleri şeyler gerçekte olabilir. Şimdi ben oyunda bu arada ilk defa böyle bir metro istasyonuna girdim ve metro istasyonundan çıktım. Oyunda demek ki bu halde bir sürü metro istasyonu var ve buranın içinde herhangi bir yerde Redman'e rastlanabilir elbette. Daha fazla gizem videosu için videoyu beğenebilirsiniz. Yorumlar kısmına kendi fikirlerinizi belirtirseniz hoş olur. Bu arada GTA 5'e başlamayı da düşünüyorum. Bakacağız artık. Peki o zaman hoşça kalın. Bay bay.